Yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Peki vatandaşlar bu durum hakkında ne düşünüyor? Soralım, öğrenelim. Yapay zekanın günümüzün en tehlikeli unsuru olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan hani insanların, dünyanın daha doğrusu bütün işlerini kolaylaştırılacağı düşünülürken aslında dünyayı çok kötü bir yere sürüklüyor. Yakın zamanda bu dolandırıcılık işleri, kişilere çok o kadar benzeyen, sesini taklit eden o kadar şeyler duyuyoruz ki haberlerde. Çok ürkütüyor. Gelecekten endişe duyuyorum özellikle bu yüzden. İnsanların birebir karşılıklı en azından hani duygularını anlayabiliyorsun, ses tonundan işte mimiklerini takip edebiliyorsun, karşılıklı anlaşabiliyorsun. Ama bu şekilde yapay zekayla çok ruhsuz bir dünya yaratılıyor. Teknoloji gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırdı. İletişim anlamında, yani teknoloji aynı zamanda dünyanın ilerlemesini de sağlıyor. Ama bunu kötü amaçlı kullananlar da çok fazla oluyor. Keşke faydalı yerlerde kullanılsa ve dünya daha iyi yerlere doğru gitse, işimiz de kolaylaşsa. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla iyiye kullanırlarsa iyi olur ama kötüye kullanırlarsa iyi olmaz. Ben öyle düşünüyorum. İyiye kullanmak lazım her şeyi. Mesela teknolojiyi de iyiye kullanmak lazım, şeyi de kullanmak lazım. Yani bu teknoloji çok güzel bir şey bak. Ben mesela 80 yaşındayım. Daha önce telefon yoktu, ulaşım yoktu. Ta Amerika'daki adamla görüşüyoruz, görüntülü görüşüyoruz. Mesela bak, teknoloji çok iyi bir şey. Yapay zekanın fazlası zarar diyorsunuz. Fazlası zarar tabii efendim, tabii. İnsandaki zekayı yapay zeka uyar mı? İnsandaki zekaya uyar mı? Bendeki zekaya uyar mı? İnsan, yapay zeka değil mi? O bir yere kadar götürür insanı, bir yerden sonra durur. Peki, dolandırıcılık da artmaya başlamış yapay zeka ile birlikte. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Kötüye kullanılıyor. İşte kötüye kullan dedim ya ben. Teknolojiyi kötüye kullanıyorlar efendim. İşte ona işte fırsat vermemek lazım. Yapay zeka ile birlikte insan ilişkileri daha da kopar diyorsunuz. Daha kopar yani. Tabii, daha kopar efendim. İnsan ilişkileri önemli bak. Şimdi televizyon çıktı, gezmeye gidiyoruz mesela. Adam diyor ki ya hoca arkadaş, ya şu dilizi var, bu dilizi var. Kardeşim ben televizyon seyretmeye gelmedim. Ben sizinle muhabbet edeceğim, konuşacağım. Hani efendim doğruya kullanırsa yapay zeka faydalı olabilir. Ama bu hırsızlık gibi olaylara, bilmemlere karışırsa o çok tehlikeli o zaman. Allah'ım arasın yani sana kötüye götürür ya. Her şeyi ne olursa olsun, telefon olsun, televizyon olsun, iyiye kullanırsa her şeyde öğretici, eğitici mesela değil mi? Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Bence yeri geldiğinde güzel bir şey. Hani iyiye kullanıldığında güzel ama kötü şeyler için boş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka ile birlikte insan ilişkileri artık tamamen kopar mı sizce? Evet. Bence. Yani kopmaması için neler yapmalıyız? Biraz daha azaltmalıyız çünkü artık hani ne kadar ilerledikçe o kadar insanlarla yüz yüze konuşma azalıyor bence ve artık insanlar radyo şeyler robotlarla falan konuşmaya orada başladı. Şeyde, alt, biraz daha azaltılsa güzel olur ama gelişmesini de isterim yani. Şimdiki zekanla yapay zeka arasında hiçbir fark yok. Bu iyi bir şey değil zaten yapay zeka. Bunlar dolandırıcı, hırsızlık, böyle üçkağıtçılık, böyle gündeme geliyor. Bence olumlu çünkü hani insanlar katkısı var. Mesela ulaşım, her türlü şeyde yapay zeka ve şey kullanıyor, elektronik eşyalar falan. Bu yapay zekayla, bu robotlarla çok ruhsuz bir dünya yetişiyor. Ve ben bu kadar teknoloji bağımlısı olmasını gelecek neslin, hatta gittikçe bizim nesil daha fazla, belki de yeni nesilden daha fazla, hani böyle 68'ler, 70'ler, işte 90'lar. Bunlar teknolojiye daha, çünkü insanlar gittikçe yalnızlaşıyor. Yalnızlaştıkça da ellerinde sürekli cep telefonu, sürekli internette, TikTok videolarında. Yani artık iletişim tamamen koptu. Yalnız bireysel bir dünya yaratıldı.